445 tohumlu bitki, 62 farklı kuş türü, aralarında en zehirli mantarların da bulunduğu onlarca bitki türü. Bu biyoçeşitlilik Karadeniz ormanlarına değil, Ankara Üniversitesi'nin 10. yıl yerleşkesine ait. Bu yerleşke sahip olduğu biyoçeşitlilikle öğrenciler için adeta bir açık hava okulu konumunda. İşte o çeşitlilik Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bir kitapta toplandı. 2016 yılında 3. derece doğal sit alanı olarak tescil edilen kampüsün biyolojik zenginliği 16 akademisyenin katkısıyla hazırlanan kitapla kayıt altına alındı. Ankara Üniversitesi 5 Evler 10. yıl yerleşkesi biyoçeşitliliği kitabı ortaya çıktı. Sadece burada bulunan bitki, hayvan ve canlı çeşitlerini inceleyen bir kitap gerçekten. Başka bir kampüs için böyle bir kitap var mı? Ben görmedim. O kadar çok çeşit var ki bunu kayıt altına almak istedik. Yani ne var? Ve bunun kayıt altına alınması, belirlenmesi, daha sonra bunu işte korunması gerekiyor. Çünkü burası bir botanik bahçesi gibi düşünebilirsiniz. 10. yıl yerleşkesi 1943 yılında özel bir izinle 196 dönüm arazi üzerine kuruldu. Kurulduğu ilk günden bu yana da biyoçeşitliliğe büyük önem verildi. Yıllar süren çalışmalar sonucunda kampüs başkentin ortasında dev bir bahçe oldu. İnsan doğa etkileşimi söz konusu olduğunda son yıllarda daima olumsuz bir algıyla karşılaşıyoruz. Ancak Ankara Üniversitesi'nin 10. yıl yerleşkesi bu etkileşimi, yani insan doğa etkileşimini tamamen olumlu hale getiren bir yer özelliğinde. 1940'lı yıllarda tamamen bozkırın ortasında kurulan bu alan aradan geçen yaklaşık 80 yılda adeta bir vaha halini aldı. Burada ağaçla hayvanlar arasında çok değişik bir ilişki var. Buradaki bulunan ağaçlar hayvanlar için hem beslenme hem konaklama hem de yaşamını sürdürme imkanı veriyor. Yani tabiatın tam içerisinde, yani o adeta ormanın içerisinde çocuklarımız okuyorlar. Yapılan çalışmalar Ankara genelinde 324 farklı kuş türünün yaşadığını ortaya koyuyor. Ankara Üniversitesi yerleşkesinde ise 62 farklı türde kuş tespit edildi. Yani basit bir hesapla Ankara'da bulunan her 5 kuş türünden birisi burada yaşıyor. Biz kuşlara baktığımız zaman sadece göç döneminde değil, kışlama için üreme alanı olarak ya da diğer dönemlerde beslenme alanı olarak kullandığı sığınma noktası diyebiliriz. 10. yıl yerleşkesi önemli bir doğal rezerv olarak görev yapıyor. Türkiye 12 binden fazla bitki türünün yaşadığı bir coğrafyaya sahip. Ankara Üniversitesi'ndeki herbaryumsa 200 binden fazla örnekle adeta bu bitki zenginliğinin bir haftası konumunda. Burada 550'den fazla çelik dolapta binlerce türün örneği saklanıyor. İşte onlardan birisi yaklaşık 180 yaşında olan 1840'lı yıllarda İstanbul'da toplanan bir bitkinin örneği. Bu koleksiyon çok uzun yıllar içerisinde bir araya getirilmiş bir koleksiyon. Biz hem eğitime destek olarak buradayız ama aynı zamanda tüm Türkiye'de yapılan botanik çalışmaları içinde bir veri kaynağı olarak çalışıyoruz. Biyoçeşitlilik kitabına sahip ilk kampüs olan 10. yıl yerleşkesi diğer üniversiteler için de örnek oldu. Kitabın daha da zenginleştirilmiş ikinci versiyonu hazırlanırken diğer üniversitelerde de kitap hazırlıkları hız kazandı.